Bismillahirrahmanirrahim. Ve ehlül kebairi min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem finnâr la yahludûn izâ mâtu ve hum müvahhidûn ve illem yekûnû taibîn ba'de en lekullâhe arifîne müminîn ve hum fî meşiyetihi ve hükmihi inşâ gafara lehum ve afa anhum بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه استعيذ بالله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم. Ehlül kebair, büyük günahları işleyen adamlar. Min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti Muhammed'den. Peki ümmeti Muhammed'den günah-ı kebire sahipleri dedi ya, başka ümmetler? Onlar da öyle. Ya hayır, onlar da adamdan değil. Yani ümmeti Muhammed'i bazı ibarelerde, bazı nüskalarda var, bazı nüskalarda yok. Olmaması daha iyi. Yani günah-ı kebire hangi milletten olursa olsun, hangi ümmetten olursa olsun günah-ı kebire sahibi tevhid üzerine ölürse ebedi cehennemde kalmaz. Ama finnari nardadır. Narda ama la yahludune ebedi kalmazlar. Günah-ı kebire sahipleri cehennemde bir miktar yanarlar. Cezalarını bitirdikten sonra çıkar, cennete girerler. İster ümmet-i Muhammed'den olsunlar, ister başka ümmetlerden olsunlar. İzâ mâtu, ölürlerse ve hum, halbuki onlar müvehhidûn, Allah'ı tevhid edicilerdir. Allah'ı bir bilerek ölürlerse. Ve in lem yekûnû, isterse olmasınlar, taibîn, tevbe edici olmasınlar. Allah'ı bir bilerek öldü, tevbe de etmedi. Zaten tevbe ederse günahı affolur. Çünkü tevbe edenlerin Allah-u Teala tevbesini kabul eder, onda sözü yok. Tevbesiz olarak ölürse ebedi cehennemde kalır mı? Kalmaz. Ba'de en lekullâhe, Cenab-ı Hakk'a mülaki olduktan sonra, arifîne, ey mü'mine, Allah-u Teala'yı bilici oldukları halde, Allah'a iman edici oldukları halde Allah'a mülaki olurlarsa onlar ebedi cehennemde kalmazlar, isterse tevbesiz olsunlar. Ve hum, onlar fi meşiyetihi, Allah-u Teala'nın meşiyetindedirler. Ve hükmihi, Allah-u Teala'nın hükmündedirler. İnşa Cenab-ı Hak dilerse gafara lehum, onları mağfiret eder. Ve afa, affeder. Anhum, onlardan. Bi fadlihi, kendi fadlu keremiyle onları affeder. Kema zeker azze ve cel, Cenab-ı Hak Hazretleri zikir buyurduğu gibi fi kitabihi, Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah ve yağfiru madune zâlike limen yeşâ. Bunun evveli, innallâhe la yağfiru en yuşreke bihi ve yağfiru madune zâlike limen yeşâ. Cenab-ı Hak şirki affetmez ve yağfirun, mağfiret eder ma ul bir şeyi ki dune zalik, şirkin dunundadır. Şirkin dununda hangileri? Günah-ı kebire. Yani şirk etmemiş fakat günah-ı kebire işlemiş. Onları Cenab-ı Hak Teala Hazretleri mağfiret eder. Limen, bir kimse için ki yeşâ-u, Cenab-ı Hak diledi. Yani alel itlak onları hepsini hemen mağfiret edecek yok. O da meşiyeti ilahiye tabi. Dilediğini affedecek, dilediğini affetmeyecek. Ve inşa edilerse azzebehum, onları azap eder. Finnari, cehenneminde. Bi'adlihi, kendi adliyle. Dilerse kendi fadliyle onları mağfiret eder, hiç azap etmez. Yok, dilerse adliyle azap eder. Sümme yuhricuhum, sonra onları çıkarır. Minha, cehennemden. Bir rahmeti, kendi rahmetiyle. Ve şefaati şafi'in, bir de şefaat edenlerin şefaati sebebiyle. Evet, o şefaat ediciler de kimlerden? Min ehli taatihi, kendisine itaat eden enbiya, evliya, sülahadan. Bunların şefaatiyle ve kendi fadliyle onları cehennemden çıkarır. Sümme yeb'asuhum, onları gönderir, bahseder ila cennetihi, cennetine gönderir. Ve zalike, bu be'ennallaha teala,
Yani niçin Cenab-ı Hak şirki affetmiyor, şirkin madunun affediyor? Sebebi diyor ki, sebebi بَاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Cenab-ı Hak tevelli etti, yani sevdi, kendisine veli ittihaz etti, dost ittihaz etti. اَهْلَ مَعْرِفَتِهِ Ehli marifetini, kendisini bilenleri, her kim Cenab-ı Hakk'ı bildiyse onları Cenab-ı Hak Hazretleri veli ittihaz etti. وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ Onları kılmadı. فِي الدَّارَيْنِ Dünya ve ahirette كَأَهْلِ نَكْرَتِهِ Kendisini inkar edenler gibi kılmadı. İnsanlar iki kısım. Biri ehli marifet, biri ehli nekret. Ehli marifet Allah-u Teala'yı bilen zatıyla, sıfatıyla. Evet. Zati bir, sıfatı da hayat, ilim, semiye, basar, iradet, hani sıfat, sübuti, sıfat, zatiye var ya. Çünkü zatını künhiyle bilmek bu muhal, bilinmez. Yalnız zatını nasıl bilecek? Bir bilecek, Allah-u Teala bildir. Ya neyle bileceğiz? Allah-u Teala'yı sıfat-ı selbi ve sıfat-ı sübutiye ile. Bunlara ehli marifet deniliyor. Her kim Allah-u Teala'nın ehli marifeti olursa onları Cenab-ı Hak dost ittihaz eder. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Ehli nekre, yani ehli küfür, Allah'ı inkar edenler. Cenab-ı Hak ehli marifeti, ehli nekresi gibi kılmaz. اَلَّذ۪ينَ شُلْ bir ehli nekre ki خَائِبُ خَاسِرُ oldular. مِنْ هِدَايَتِهِ Cenab-ı Hakk'ın hidayetinden. Allah-u Teala'nın hidayetinden mahrum oldular. وَلَمْ يَنَالُوا نَائِلُ olmadılar مِنْ وَلَايَتِهِ Allah-u Teala'nın dostluğuna da nail olmadılar. Allah-u Teala'ya dünyada düşman olmuş, ona şerif koşmuş, küfretmiş, ata tapmış, ite tapmış, puta tapmış. Bununla Allah-u Teala'yı tanımış, bilmiş, ona şerif koşmamış, ikisini Allah-u Teala bir kılar mı? Kılmaz. Kendisini bir bilmiş ama günah işlemiş, günah ile ölmüş fakat Allah-u Teala'ya şerif koşmamış. Bu ebedi cehennemde kalmaz. Cenab-ı Hak dilerse affeder. Başka bir ameli olur. O amelinden dolayı Cenab-ı Hak o günahını da affeder. Yok, dilerse azap eder. Azabın müddeti bittikten sonra birisinin şefaatine nail olur. Cennetten, cehennemden çıkar, cennete girer. Şefaat de enbiyaya verilmiş, evliyaya verilmiş, sülahay ümmete verilmiş. Cehenneme giden üsat-ı mümininin bir kısmı şefaat edicilerin şefaatine nail olacak. Fakat son zümre şefaatçilerin şefaatine nail olamayacak. Onlar ancak Cenab-ı Hakk'ın kendi fadliyle cehennemden çıkacaklar. Bu başka bir hadisi şerifte uzun uzadıya beyan ediliyor. Allahümme ya veliyyel İslam, ey İslamların, İslam'ın dostu ve ehlihi, İslam ehlinin dostu, sebbitna, sen bizi sabit eyle, alel İslam, İslam üzerine sabit kadem eyle, hatta nelgâke, hatta sene mülâku olalım ya Rabbi, bihi, İslam ile sene mülâku olalım. Sabit kadem etmek var Cenab-ı Hakk'ın lütfi, Allah-u Teala mekrinden, fitnesinden bizi emin eylesin. Ve nera, biz görürüz. Es-salate, namazı, halfe kulli berrin ve facirin. Her bir mütteki ve fasıkın peşinde namazın caiz olduğunu görürüz. Şimdi burada da mezhepler ihtilaflı da. Mütteki bir adam yahut da facir bir adam namaz kıldırsa, biz de ona iktida etsek, bizim namazımız sahih olur mu, olmaz mı? Ehli sünnet akidesince, bilhassa henefilerin akidesince namaz caiz olur. İmam ister mütteki olsun, ister facir olsun, namaz caizdir. Ama başka şeyler, mezheplerde facirin imameti caiz değil. Bizde imamet caizdir, mekruhtur. Yani iki cami var. Birisinin imamı mütteki, birisinin imamı facir. O müttekiyi bırakıp da facirin camısına gitmek, namazını mekruh etmek demektir. Müttekinin peşinde kıl, facirin peşine kılmak. Fakat başka imam yok. Bir tek imam var, o da facir.
cemaatimi terk etmek evla, yoksa onun peşinde namaz kılmak mı evla? Yok, onun peşinde namaz kılmak evla. Cemaati terk etmeyeceksin. Çünkü namazın caiz. Başka imam olmadığından dolayı da o kerahat kalkar o vakit. Başka imam olursa o kerahat var. Ya esas kerahat onu tayinde başlar yani. Eğer onu tayin, müttaki bir imamı bırakır da fasık bir adamı tayin ederlerse, o tayin edenler o kerahati işledi. Yok, tayin senin elinde değil. Hükümetin amiridir, memurudur. O geçmiş namaz kıldırıyor. Mecbur kılacaksın. Bundan Haccacı zalimden istidlal ediyorlar. Haccacı zalim kadar bir facir gelmemiştir. Ömer bin Abdülaziz buyuruyor ki her ümmet kendi facir fasıkını getirse, biz de Haccacı zalimi getirsek biz onlara galebe çalarız. Yani hiçbir millette Haccac kadar fasık, facir adam gelmemiş. Öyleyken o namaz kıldırırdı. Ashab-ı kiram onun peşine iktidar ederdiler. Onun peşinde namaz kılardılar. İşte İmam-ı Azam'ın delili bu ki her bir fasıkın ve mütteki zaten alel iddak facirin peşinde de namaz kılınır. Yalnız fücur iki kısımdır. Bu amelde facir. Amelde. Yok, itikatta facir ise, itikadı bozuksa biz ona ne diyoruz? Mübtedi'a, ehli bidat. Bidat ya amelde olur ya itikatta olur. Amelde bidat ederse ona fasık, facir diyoruz. Yok, itikatta olursa ona ehli bidat diyoruz ki onun bidatine bakılır. Onun bidati bir tevil yoluyla mı? Yoksa inat yoluyla mı? Tevil yoluyla ise biraz iş kolaylaşır. Tevil ediyor. Yok, inat dolayısıyla olursa ona da bakacağız. Bunun bu inadı onu küfre götürüyor mu, götürmüyor mu? Küfre götürürse onun peşinde namaz kılınmaz. Yok, küfre götürmezse onun peşinde namaz kılınır. Bunun için de uzun uza diye akide kitaplarında bahseder. Yalnız bizde kaide-i umumiye her bir mütteki ve fasikin peşinde namaz kılınır. Min ehlil kıbleti ehli kıbleden. Madem kıblemize dönmüş, namaz kılıyor. Evet. İster Şafii olsun, ister Maliki olsun, ister Hanefi olsun, yani ehli sünnetten olması şart. Bir de var ki Şii'dir. Haricidir, Rafizidir. Onların bid'ati itikatta olduğundan onların peşinde namaz kılınmaz. Çünkü onlar ehli sünnetten ayrılıkları çok fazla. Az değil. Bizim bu dediğimiz ehli sünnet mezhepleri arasında. Sen de Hanefi gittin, Türkiye'de İstanbul'dasın. Birçok camılar var. Birisinin imamı mütteki, birisinin imamı sakalını tıraş etmiş. Birisi gece ailesini alıp sinemaya gidiyor. Birisi bankayla muamelesi var. Birisi de akşam yatsıda eve gittikten sonra rakıyı başına çekiyor. Muhtelif adamlar var. Şimdi bunların peşinde namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Eğer mütteki buldunsa, onların peşinde kıldınsa namazın mekruhtur. Ama gene sahihtir. Mekruhtur ama sahihtir, namaz sahihtir. Yalnız sen kerahat işlemiş oldun. Niye mütteki imamı koydun da onun peşine gittin? Yok, bulamadın. Yahut da mütteki imam var ama uzak gidemezsen, senin yakınındaki camiye ancak gidebileceksen, bu imam da facirdir, fasiktir. Onun peşinde namaz kılarsın. Kerahati onu tayin edenin boynu olur. Ve alâ men, her bir kimse üzerine de namaz caizdir ki mâte öldü minhum Müslümanlardan. Ölen adam ister müttek olsun ister fasık olsun onun cenaze namazı kılınır. Zaten salih ise salih. İhtilaf yok. Bir adam rakıcı, kumarcı birisi öldü. Ama Allah'ı bir biliyor. Herkes biliyor ki bu adam şirk koşmamış. Fakat günah sahibi öldü. Onun cenaze namazı kılınır mı, kılınmaz mı? Kılınır. İster müttaki olsun, ister facir olsun, onun cenaze namazını kılmak Müslümanların boynuna borçtur. Yok, itikadi bozuksa, adamı biliyorsun ki adam dini İslam'a küfrediyor. Ulemaya küfrediyor. Haşa ve kella Allah'a, Peygamber'e küfrediyor. Bu adam da öldü. Onun cenaze namazı kılınmaz.
sen onun ismine Ahmet, Muhammed diye aldanmayacaksın. Çünkü biliyorsun bunun akidesi İslam akidesi değil. Onun cenaze namazı kılınmaz. Ama sen bir köyde imam oldun. Köyde de dine küfreden bir müellim yahut da başka bir ağa yahut da neyse bir hınzırın birisi bulundu. Dine küfrediyor. Alenen dine düşmanlığı var. İsmi ya Ahmet, ya İbrahim, ya Musa, ya Muhammed neyse bir şey. Adam öldü. Gel de onu vereseler. Gel hoca efendi. Bizim babamız öldü. Bunun namazını kıldır. Kıldırır mısın onu? Şeren kıldıramazsın. Niye? Sen biliyorsun ki bu adam dini, İslam'a adaveti var idi. Ve o adavet üzerine tevbe etmeden öldü. Binaenaleyh sen ondan 5-10 kuruş almak için onun cenazesini yıkayamazsan, onun cenazesini kılamazsan, köylüye de gelin bunun cenazesini kılalım diyemezsen. Eğer onu yaparsan ise indi ilahi de sen mesulsun. Ya ne yapacaksın? Onu götürüp bir hendeke atıp gideceksiniz. Bitti o. Şimdi cenazeleri belediyelere verdiler. Her yerde değil ya, büyük şehirlerde mesela İstanbul gibi bazı yerlerde belediyeye verdiler, vermişler. Belediyede de onu kontrat işine alan Ermeniler yahut Rumlar, yani Müslümanlar da değil, acıklı olan işe bak. Bir adam ölmüş, onu getirmiş belediyeye teslim etmişler. Kimdir, neyin nesidir, Müslüman mıdır, kafir midir, mürtet midir belli değil. Yalnız Türk mü? Türk, getirin haydi, imami de gelir, belediyenin imamı var, haydi getirin, götürün nereye? Fatiha yahut da filan yere cenaze namazını Müslümanlara kıldırın. Hakları yok. Yani böyle ölen adam kimdir? Müslüman olarak mı ölmüş, kafir olarak mı ölmüş? Bunu tespit etmek lazım, ondan sonra cenaze namazını kılmak lazım. Eğer akidesi ehli sünnet ve cemaat ise, ister facir olsun, ister müttek olsun cenaze namazı kılınır. Yok kafir ise kafirin cenaze namazı kılınmaz. Ya ismi İbrahim, ismi Ahmet, ismi İbrahim Ahmet'e ne bakıyorsun? Bundan 15-16 sene evvel bir sayım oldu, ben İstanbul'daydım. Zaten birisinin yegeni kendi mahallesini yazmaya gitmiş, nüfusu yazıyor. Ahmet Bey isminde bir mühendis mi, doktor mu? Ömer Bey bilir, onların komşuları. Onu yazmış. Adamı yazmış, ismi Ahmet olduğundan dini İslam. Hemen sormadan yazmış. Adam demiş ki benim o haneye ne yazdım? Müslüman yazdım. Sil demiş. Benim Müslüman olduğumu kim sana söyledi? Sil onu demiş, ben Müslüman değilim. Ya ismin Ahmet, o haltı babam anam yapmış. Sileceksen onu demiş. Çocuğa çok ağır gelmiş, ağlaya ağlaya dayısına, amcasına gelmiş, böyle böyle oldu. O da ona demiş ki, yahu neye teessüf ediyorsun, o sil dedi, sen de sil. Adam kendi eliyle cehenneme gidiyor. Sen niye silmiyorsun? Şimdi bu adam ölecek, ismi Ahmet'tir diye o mahallenin imamına da götürecekler, o da 5-10 kuruş para almak için onu yıkayacak. Yok, şer'en caiz değil. Şer'en caiz değil. Niye adam, biliyorsun ki, o küfürde devam etmiş ve öyle ölmüş gitmiş. O da kılınmaz. Kılınmaz mı? Kılınmaz. Onlar da kılınmaz. Akidesi bozuk onların zaten. Bana şu onlar var bir de. Bizim orada bir şey olmuş diyor. Adam bir tanesi övey anasıyla zina etti. O da öldü geçen sene. Kılmadılar cenazeni. O fasık. O kafir sayılmaz. Onun namazı kılınmıyor mu? Kılınır, o fasık. Fasık, kılınır. Sallu ala kulli berri ve facirin. Her bir fasık ve müttekinin üzerine namaz kılın. Yani illa bu küfür, günah-ı kebiri işlemiş. Günah-ı kebiri bizim akidemizde küfre götürmez. Küfre götürmediğinden onun cenaze namazı kılınır. Ama bir kızılbaşın, Türkiye'deki kızılbaşın cenaze namazı kılınmaz. Niye? Hazreti Ali Allah diyor bir defa. Etikadi yok. Kafir, kafirin billah. Rakı haram olduğu halde helal diyor. Namaz farz olduğu halde namazı inkar ediyor. Oruç farz olduğu halde orucu inkar ediyor. Bunlar kafirin billah. Binaenaleyh efendim bu da Müslümandır. Biz de bunu yıkayalım, götürelim. Müslüman kabristlerine koyalım. Müslümanlar mesuldur. Koyamazlar. O kuzulbaşı Müslüman kabristanına koymak doğru değil.
Maalesef bu Türkiye'de cari. Hiç güzel başa ayırt etmezler. Cari devlet diyor üstad. Adamlar cahil cahil ne kutlarlar? En büyük mahçıklarda namazları kılıyor, öldüler mi? Şimdi işte ricali devletin bileceksen, eğer bilirsen ki bu adam dine küfrediyor, şahsını bileceksen, eğer dine küfretmişse kılınması caiz değil. Yok, ricali devletten küfür kanunlarını yürütmüş ama akidesini bilmiyorsun, belki akidesi sağlamdır. Onu da araştırmak lazım. Yani lalettayin hemen ona da herhangi bir devlet memuru öldü, suizan edip ben bunun peşine namaz, cenaze namazını kılmam diyemezsin. وَلَا نُنَزِّلُ biz tenzil etmeyiz اَحَدًا hiçbir kimseyi مِنْهُمْ müminlerden cenneten cennete وَلَا نَارًا ateşe. Filan adam öldü, cennetliktir. Ne biliyorsun? Cehennemliktir. Ne biliyorsun? Kimse bilmez onu. Yalnız hüsnü zannederiz inşallah. İnşallah ehli cennettir. وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ölen adamın aleyhine şehadet etmeyiz. Bir küfrin küfriyle, وَلَا بِشِرْكِنْ شِرْكِنْ وَلَا بِنِفَاقِنْ nifak ile. Filan adam öldü. Canım kafir idi. Müşrik idi. Münafık idi. Yok. Böyle şehadet edemezsin. Mâ lem yazhar zahir olmadıkça minhum andan şeyün bir şey min zalik küfür, şirk, nifaktan bir şey zahir olmadıkça sen ona bir hüküm veremezsin. Adamı bilmiyorsun, ölmüş. Zahirde ne küfrünü tuttun, ne şirkini tuttun, ne nifakını tuttun. Nasıl sen ona hükmedeceksin? Bu kafir olarak öldü diyemezsen şer'an caiz değil. Ve nezeru biz terk ederiz. Serairehum bunların gizli işlerini, sırlarını, katlarını ilallahü teala, Allahu teala. Biz zahirde memuruz. Zahirde bir adam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyor. Duyduk bunu. Allah bir, Hazreti Muhammed Hak Peygamber diyor. Biz Müslüman olduğuna şehadet ederiz. Ama hakikatte bu adam münafık imiş, onu yalandan söylüyormuş. Onunla biz mükellef değiliz. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben kalpleri yarmakla mükellef değilim. Peygamber'e bile Cenab-ı Hak sen kalplerini yar da bak diye teklif etmiş mi? Yok. Kalpleri Allah-u Teala kendisine tahsis etmiş. Siz zahire bakın. Kalp Cenab-ı Hak buyurmuş ki bana ait, Cenab-ı Hakk'a ait. Eğer o iman lisanında söylemiş olduğu o kelime-i tayyibe kalbine inmiş ise işte o mümindir, o ebedi cehennemde kalmaz. Yok, o kelime-i tayyibe-i mübarekeyi ağzında söylemiş fakat kalbine indirmemişse Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sen bu nifakı yaptın, Müslümanları kandırdın fakat beni kandıramazsın cehennemde en aşağı tabakada azabı şiddetli olan derke esfelde azap edecek. İnnel münafıkîne fiddârkil esfeli minennâr. Derke esfel ki 7 kat cehennemin en alt tabakasıdır. Onda rüesâ-i küffâr, yani milleti zorunun küfre götürenler, münafıklar, şeytanlar, insanları yoldan çıkarıp itlal edenler, onların yeri orası. En şiddetli azap. Hatta bazı hadislerde geliyor ki eğer o derke esfelin içindeki derelerin bir deresinin ateşi öteki cehennemlere çıksa öteki cehennemleri yakar. Öteki cehennemler o derke esfelin azabından Allah'a sığınırlar. Onlardan birisi de veil. Veil diye derke esfelde bir deredir ki diğer cehennemin ateşi Cenab-ı Hakk'a sığınır, ya Rabbi veylin ateşini bize gösterme. O ateş belki ateşleri yapıyor. Allahümme hafizim. Ve la nera biz görmeyiz. Es-seyfe kılıcı ala ahadin hiçbir kimse üzerine min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed ümmetinden hiçbir kimsenin üzerine kılıcı caiz görmeyiz. Yani onunla harp edilip öldürülmesini tecviz etmeyiz. İlla men illa bir kimse ki vecebe vacip oldu aleyhi an üzerine es-seybi kılıç. Nasıl vacip olur? Bir adamı öldürür, kısas ederler. O vakitte adamı öldürdüğünden dolayı kısas edilecek. Yahut da kutta-i terik,
yolu kesmişler. Silahla gitmiş, yolu kesmiş, onu bunu soymuşlar. Bunlara ne derler? Kutta'i terik. Kutta'i teriki tuttukları gibi ne yapacaklar? İslamiyet'in emretmiş olduğu emir mucebince onları gelmediğinden tanımıyorum. Evet, Kutta'i terik silahı alıp yolu keserler. Onu bunu öldürür, mallarını alırlar. Bunları hükümet yakaladığı vakitte bunlara ceza verecek. Cezası da onları öldürecek ve onların cenaze namazı da kılınmayacak. Yıkanmayacak ve cenaze namazı da kılınmayacak. Bunları kafir diye mi öldürecek? Yok. Ceza olarak. İşte İslam'ın vacip kılmış olduğu kılıç bu. İşte böyle kendi üzerine kılıç İslamiyet tarafından vacip olmuşsa öldürülür. Yok. Bunun gayrisi. Frankes şöyle bir akide etmiş, şu yola gitmiş, onun akidesi benim akideme muhalif. Binaenaleyh ben kılıcı çekeceğim, bunu öldüreceğim. Bu caiz değil. Ümmet-i Muhammed'dendir, caiz değil. Ehli kıbladır. Ehli kıbla tekfir edilmez, onun üzerine kılıç da çekilmez. Peki bu kaideyi niçin getirdi İmam-ı Tahavi? Yani bu hariciler bunu tecviz ettiler. Hariciler kendi akidelerinde olmayan herhangi bir kimseyi tekfir etti ve kılıcı aldı öldürdüler. Başta kimi öldürdüler? Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'yu öldürdüler. Ashab-ı kiramı öldürdüler. Ondan sonra tarih boyunca Emevilerle harp ettiler. Abbasilerle harp ettiler. Yani fırsat bulsalar onlar hiç dinlemezler. Namaz kılıyormuş, kendi akidesinde olmadı mı, kim olursa olsun Allah'a ibadet ediyormuş, tevhid ediyormuş, dinlemez. Öldürür. Sebep? Çünkü onların akidesince günah-ı kebire işleyen bir adam kafirdir. Kafiri öldürmek de şer'en caizdir. Akide bozukluğu. Aynı kaide rafızılarda da vardır. Şialerde de vardır. Şiaların, ben bir kitabını okudum, bu İmamiye'nin kitabı. Diyor ki, men vücide indehu hadidetun ve lem yek men vücidet indehu hadidetun ve lem yektul biha muslimun fel cennetu aleyhi haram. Men vücidet indehu hadidetun, bir adamın yanında bir demir bulunursa ve lem yektul biha sünniye, ondan bir sünniyi öldürmezse fel cennetu aleyhi haram, cennetuna haram. Yani ona bir fırsat geçti de elinde bir demir var da o demirle bir sünniyi öldürmedi, cennet ona haramdır. Akideye bak ne kadar doğru. Sonra bunların, Allah rahmet eylesin, Şeyh Harrani Bağdat'ta, bu ikinci Alman harbi sırasında bulunmuş da oralara seyahate gitmiş. Derviş adam, haberim yok diyor. Bir kahveye gittim, baktım adamlar oturmuş çay içiyorlar. Kase suyun üzerinde, küpte. Oradan kaseyi aldım, doldurdum, suyu içtim. Kahvenin sahibi böyle bir baktı bana, dedi, bıyıklarından anlamış sünni olduğunu. Ente Bekri Ömer'i demiş. Yani Bekri, Ebu Bekri Ömer'i seversen. Demiş ki, yani Bekri Ömer'i. Evet, necessel moya demiş. Bekri, Ebu Bekri Ömer'i seven adam küpten su içti mi, su necis olmuş. Akideye bak. Kaldırdı diyor, o kaseyi yere vurdu, bu necis oldu diye başka kase getirdi. Ondan sonra da bizim suyu necis ettin. Niye necis ettin, niye içtin burada? Ya ne olur su içenden? Hayır, üzerime hücum ettiler diyor. Eğer yoldan geçenler olmasaydılar beni öldürecektiler. Hatta o vakitte ne var demiş ya, Bekri Ömer'de ne var? Sebi'in Yahudi ve la Bekri Ömer'i demiş. 70 tane Yahudi olsun, bir tane Ebu Bekir Ömer'i seven olmasın. Akide bu kadar berbat. O tabi. Onun akidesince Ebu Bekir Ömer'i seven adam hemen öldü. Şimdi mesela hali hazırda İran'da bu Caferi mezhebi var. İşte Caferi mezhebinin akidesi bu. Bu da ehveni. Şii mezheplerinin en ehveni Zeydidir. İkincisi de bu Caferi'dir. Ötekiler daha berbat. Mesela Türkiye'deki kızılbaşlar gibi. Türkiye'deki kızılbaşlar kafirun billah. Fakat bunlar Zeydiler olsun, Ceferiler olsun, ehli kıbledir. Yalnız ehli sünnet değil, ehli bidattır. Zeydiler bizimle beraber namaz kılar.
amelde inen Hanefi gibidirler. Beş vakit namazı kılarlar. Fakat itikatlarında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'i sevmezler. O da kısımız. Bu Caferiler ise beş vakit kılmazlar. Üç vakit kılarlar. 12 rekat kılarlar. Sonra bizimle hiç kılmazlar. Bizimle hiç kılmazlar. Yani Zeydiler daha hemen, onlar daha Zeydilerden aşağı. Fakat akide itibariyle ikisi bir kapıdan çıkar. Gerek Zeydilerin akidesi, gerek onların akidesi Ebu Bekir Ömer'i sevmezler. Hazreti Ali'yi eftali sahabedir derler. Ehli kıbladırlar, namaz kılarlar, değişik de olsa bile. Oruç tutarlar, hac ederler, zekat verirler. Sonra rakı haram, Kur'an-ı Kerim'de haram olan şeyi haram derler. Bunlar nedir? Biz onlara diyoruz ehli kıbladır. Yalnız ehli bid'attır. Biz bunların cennete, cehenneme gidecek mi, gitmeyecek mi, ebedi cehennemde mi kalacak, çıkacak mı? Allah'a havale ederiz. Yalnız biz bunlara kafirdir demeyiz. Ehli sünnet ortalama gidiyor. Ortalama ehli kıbleyi tekfir etmiyor. Ehli sünnet akidesi bu. Fakat ehli bid'at öyle değil. Ehli bid'atın herhangi birisi olursa olsun kendi mezhebinden başka diğerlerini tekfir ediyor. Onun için hariciler, sünniler öldürür. Rafızılar, şeyler onlar da öldürür. Daha garibi, şimdi şey tarafında bu Bahreyn, Emirat-ı Arabiye oralarda işittim. Haricilerle rafızılar ahbaptır diyor. Bir memlekette sünni var, şii var, harici var. Rafizi olsun, Şii olsun, harici olsun, sünniye düşman olur ama ikisi dost. Harici Hazreti Ali'ye kafirdir. Şii ise Hazreti Ali'yi Allah'lık derecesine çıkarır, Ebu Bekir Ömer'e söker. Hariciler Ebu Bekir Ömer'i sever, Ali'yi sevmez. Yani birbirlerine zıt oldukları halde birbirleriyle dost. İkisi de ehli sünnete düşman. Hocanın birisine sordum ki ya bu neden? Onların ikisi birbirine daha fazla düşman olması lazım. Sünniler onu da sever, onu da sever. Şeytan onları bid'atte birleştirmiş de onun için. Şeytan onları bid'atte birleştirmiş. Allah muhafaza. Buraya illa men vecib aleyhi seyfim şeyine adil bir imama karşı isyan eden bu diler misiniz? Ha, o da buğa. Buğa yani. Ehli buğa. O ayet-i kerimede var ya, فَاِنْ بَغَتْ اَحْدَاهُمَا فَقَاتُلُ الَّتِي حَتَّى تَفِيَ اَيْلُ اللّٰهِ وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنَا فَتَلُوا فَاَسْلَحُوا. Ayet-i kerime nasıl? İki müminlerden iki taife harp ederlerse, siz hak olan tarafı teyit edin, öteki tarafıyla harp edin ta ki hakka gelsinler. Öteki tarafı tekfirden dolayı değil, hakka gelsinler diye caiz. İşte Hazreti Ali radıyallahu ta'ala 13. Cemel ve Siffin vakalarını bu ayet-i kerime üzerine açtı. Dedi ki ben hak üzerineyim. Binaenaleyh bana yardım vaciptir. Öteki tarafıyla hep caizdir dedi. Ve Cemel vakasında, Siffin vakasında ikisinde de öteki tarafı da tekfir etmedi. Çünkü onlar tevil ile gitmiş olduklarından dolayı hak kendilerinin elinde olduklarını iddia ettiler. Tevil yolundan olduğundan onları da tekfir etmedi. Her iki taraftan ölen de niyetine göre, her iki taraf da kendi niyetinde İslamiyete hizmet etmek olduğundan dolayı her iki tarafın ölüleri de şehittir. İlla ki kalbinde Allah'ın dinini eala olmasın. Mal için, para için, mansıp için harp ederse o tehlikeye gitti. Onun için Müslümanlardan iki taife harbe tutuştular. Diyelim iki İslam devleti harbe tutuştu. Bu iki devletin adamlarından, askerlerinden ölenlerin derecesi ne olacak? Huni, Temur'dan Kelebe girdiği vakıpta Halep ulemasını toplamış, sormuş. Sormuş ki, sizden de öldü, bizden de öldü. Hangisi cennete, hangisi cehenneme gidecek? Huni, Temur girmiş olduğu memlekette sorarmış. Sizden ölenler cehenneme gidecek, bizden ölenler cennete gidecek dedi mi, o hocanın boynunu vurdururmuş. Yok, sen dermiş ki benim ehli cehennem olduğumu ne biliyorsun sen? Ben cihat yapıyorum, sen beni cehenneme gönderiyorsun. O hocanın boynunu vurdururmuş. Yok dese ki,
siz ehli cennet, bizimkiler ehli cehennem, sen de nifak ediyorsun. Münafıksın. Korktuğundan bunu söylüyorsun, sen münafıksın, onu da boynu vurdururmuş. Evet, şeye girdiğinde, Halep'e girdiğinde, Halep'te ulemayı toplamış. Orada ulemanın reisi, alim bir Hanefi, şimdi ismi hatırıma gelmedi. O ulemaya demiş ki, söz selahiyetini benle, bir de Şeyh Sadreddin Muhaddis varmış, bizim ikimize verir. Onlar ikisi gitmişler. Temurlenk bu suali sormuş tercüme vasıtasıyla. Demişler ki Resulullah Efendimiz'den bu suali sordular. Onun vermiş olduğu cevabı sana vereceğiz. Temurlenk teaccüp etmiş. Ben şimdiye kadar böyle bir şey duymadım. Ne sormuşlar ve ne cevap vermiş? Buyurmuşlar ki Peygamber Efendimiz'e sordular ki ya Resulallah, insan asabiyet için, kabilesine asabiyet için harbe girer, vurur, öldürür. Bu cennete mi girecek, cehenneme mi girecek? O da buyurmuş ki, onun niyetine bağlıdır. Niyetinde İslamiyet âli olsun diye ölür, öldürürse o cennete girer. Yok, maldır. Yahut da cahiliyet dolayısıyla kendi kavmi kabilesi galip gelsin, böyle bir niyeti varsa o da cehenneme gider. Temurlenk teaccüpte kalmış. Ben şimdiye kadar bu cevabı duymamıştım. Eğer bu cevabı başka memleketlerde de bana söyleseydiler, o hocaların başını vurmasını diyor. Çünkü Temurlenk de Haccac'ın bir işi, fasık facirin birisi de bu. Yani kafir değil. Zalim. Fakat Haccac'ın Temur, ikisi de bu ümmeti Muhammed içerisinde çok kan dökmüş, çok Müslüman öldürmüş. Fakat gene küfürle hükmedilmez. وَلَا نَرَى görmeyiz الْخُرُوْجَ خُرُوْجِ عَلَى اَيِمَّتِنَا imamlarımız üzerine وَوُلَاتُ اُمُورِنَا bizim emirlerimizin sahipleri üzerine, valilerimiz, emirlerimiz üzerine خُرُوْج edip onların üzerine harp etmeyi tecrüz etmeyiz. وَاِنْ جَارُوْ isterse zulmetsinler. Zalim olsalar bile خُرُوْج etmek caiz değildir. وَلَا نَدْعُوْ عَلَيْهِمْ onların aleyhine de dua etmeyiz. وَلَا نَنْزِعُ çıkarmayız yeden elimizi min taatim taatinden. Yani bir şey emretti mi, gelin şunu yap dedim, onu da yaparız. Niçin? İslamiyet parçalanmasın. Onun zulmü kendisine. Yapmış olduğu zulüm kendi aleyhinde. O ne kadar zalim olursa olsun, madem bir şeyi emretti, ona itaat etmek vacip. Mesela Haccac bu kadar zulmetti. Fıskı fücur yaptı. Fakat cihat cihatinden de en büyük cihadı o yaptı. Kendi akrabasından birisini tayin etti Sindh üzerine. Sindh'i şimdiki Pakistan, orayı fethetti. Diğer birisini Horasan'a gönderdi. Horasan'dan ta İslam orduları Kaşhar'a kadar gitti. Şimdi bu zalimdir diye millet itaat etmese bu cihat, fütuhat devam eder miydi? Etmezdi. Onun için o zalim olsa bile ona huruç etmek caiz değil. Ve ondan taati kesmek, sağa sola kaçmak, bu da caiz değil. Ne emrederse başlarını yapacaksın. Ve nera görürüz. Taatehum onlara taati min taatillah Allah'a taatten görürüz. Azze ve Cel ne olduğu halde faridaten farz olarak. Niye? Ati'ullah ve ati'urresule ve ulil emri minkum. Sizden ülül emre de itaat etmek, bu da farz. Orada inkânu etkıya kaydı var mı? Yok. Yani ülül emir tek'i, mütteki, salih olması şart mı? Yok. Madem zahirde Müslümandır, ister mütteki olsun, ister fasık, facir olsun, ona itaat etmek farzdır. Mâ lem ye'mirû emretmedikleri müddetçe bi masiyetin bir masiyeti. Yok, sana şu masiyeti yap derse orada itaat etmese. Mesela ülül emirdir. Diyor ki gel şu rakıyı iç. Yok, içmese. Namazı kılmayın. Yok, o masiyettir. Orucu tutmayın. Masiyettir. Masiyetle emrederse o masiyeti tutmasa. Yok, masiyetle emretmiyor. Mübah bir şeyi emrediyor. Yahut da cihad emrediyor. Yahut da başka bir şey. Onu tutacaksın. Ve ned'u lehum. Biz onlara dua ederiz. Biz selahı selah ile ve muafati muafat ile. Selah
ve affu afiyetle. Nasıl affu? Biz onların aleyhine dua edersek ise daha şekil olur, ümmet-i Muhammed'e daha büyük zulüm yaparlar. Aleyhde dua etmek Müslümanların aleyhine olur. Daima ya Rabbi bunların halini ıslah et deriz. Ya Rabbi kahhar ismi ve kahret bunu şeki et. Bunu daha berbat ettirsen daha şeki olur, daha fazla zulmeder. Onların ıslah haline ya muhabbilel havlu vel ahval havlil halena ila ahsenil hal. Allahümme eslihna ve eslih mülâte umurina. Sen onların selahına dua et ki onlar iyi olsunlar da ümmet-i Muhammed'e de hayırları dokunsun. Ve nettebi'u sünnete vel cema'a. Sünnet ve cemaate tabi oluruz. Ve neştenibu kaçınırız. Eşşüzüze vel hilaf. Şüzüz ve hilaftan. Vel furkete ayrılıkta. Müslümanlar neredeyse toplanmışlarsa biz de oraya gideriz. Bir de var ki Müslümanlardan bir cemaat ayrılmış. Müslümanlara muhalefet ediyorlar. Yok, muhalefet yok. Cemaat neredeyse biz de olur. Olur ya parçalanmış. Fakat ekseriyet nerede? Sevad-ı azem neredeyse biz oraya gideriz. Ama orada bir zümre ayrılmış. Kendi kendine bir tevil yoluyla bir meseleyi tutmuşlar. Hilafa gitmişler. Onlarla zinhar olmuş. Ehl-i sünnet ve cemaat, o da sevade azam. Neredeyse orada oldu. Sonra vergi, para meselesinde bir hadis-i şerif var ki ümera zalim olur da senin malın alırsa gene seni itaat et. Ve in darabu zahrek. Arkana vursa malını alsalar da darabu zahrek ve ahadu malı. Arkana vuruyor, malını alıyor. Gene itaat et. Ta ne vakit ki bakarsan masiyetle emrediyor, o vakitte yok, masiyeti tutmaz. O zaman huruç. Huruç da değil, o masiyeti tutmazsa. Huruç umumu olur. Şimdi baktın ki artık bu küfür yolunu gidiyor, o vakitte huruç. O kendi şahsi olarak onu tutmasan yani. La ta'ate fi masiyetin. İşte o şahsi yani. La ta'ate lil mehluk fi masiyetin halim. Ve nuhibbu biz severiz ehlel adli vel emane. Ehli adil ve emane. Yani bir padişah, bir reis, bir vali adalet etti, emin bir adam, bunu sevmek boynumuzun borcu, bunu severiz, dua ederiz. Ve nubghidu ehlel cevri vel hıyane. Yok, zulmediyor, hıyanet ediyor, buna da boz ederiz. Gene ona itaat edeceksen, masiyet olmayan yerde itaat edeceksen ama fakat ona buğz edeceksin. İşte Haccac'a yaptıkları gibi. Haccac bir gün ordusundan ayrılmış, giderken bir adama tesadüf etmiş. Haccac olduğunu adam bilmiyor. Sormuş ki Haccac'ı nasıl tanırsan? Allah demiş kahretsin, burnunu kesin demiş, merun demiş. Şeymiş Deccal'a. Biraz sonra bir de bakmış ki oradan askerler çıktı, anlamış Haccac olduğunu. Demiş ki anladım, sen Haccacı mısın dedi. Beni söylettin. Beni söylettin, Haccaca söydürdün. Şimdi sen, askerlerin geliyor, sen beni öldürmek isteyeceksin. Sen de beni biliyor musun? Ben seni öğrendim, sen de beni bir tanı demiş. Ben işte o kabilesini söylemiş, filan kabilenin delisiyim. Senede bir gün benim deliliğim tutar, o da bugün deliliğim tutar. Başka türlü yakayı kurtaramamış. Haccac gülmüş, affetmiş. Ve nekulu biz deriz ki Allahu alem, Allahu alem deriz. Fîmâ ul bir şeyde ki iştebehe, iştibah etti. Aleyna bizim üzerimize ilmuhu, onu bilmek. Müşabih oldu, yani müştebih oldu. Bilemiyoruz. Bilemediğimiz şey ne deriz? Allahu alem, Allah bilir. Müteşabih olan ayetler gibi, hadisler gibi, bunun manasını bilemediğimiz gibi ne diyeceğiz? Allah-u Alem. Ve nera biz görürüz. El meshe mesh etmeyi, alel huffin, mesler üzerine mesh etmeyi. Fis seferi vel haderi, seferde ve haderde. Huffler üzerine, mesler üzerine mesh etmeyi tecviz ederiz. İster seferde olsun, ister haderde olsun. Demek bazı ulema demiş ki hader de caizdir, seferde caizdir, hader de caiz değildir. Yok. Bizde seferde de caiz, haderde de caiz.
كَمَا جَاءَ فِي الْأَسَرِ Eserde geldiği gibi. وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَادِيَانِ Yeterliye kadar. وَاللّٰهُ تَعَلَى عَلَمُ